Tamam abi. Resmi polis nasıl insin ya? Memur abi. Ya şurayı mı açabilir miyiz? Belediye normal prosedüründe yıkım yapıyordu ama hiçbir güvenlik önlemi almadı. Ana kolona vurduğu an bina yerle bir oldu. Bakkal ve gecekondunun üzerine yıkıldı. Gecekonda bir tane Öcal Çetinkaya diye komşumuz vardı. O şu anda gitti, vefat etti. Herhangi bir güvenlik önlemi almadan karambele daha eşyalar içeride dururken yıkmaya başladılar. Bakın orada eşyalar gözüküyor. Yani millet daha eşyasını boşaltmadan belediye yıkıma başladı. Kentsel dönüşüm projesi. Neyse, engelli mi? Kaç yaşındaydı? Engelli. 1946 doğumlu. Halkız ya. İnsanı elim ayağım titriyor heyecandan. Onun içinde bir kişi daha var diyorlar. Öyle mi olur? 6 aydır bu şekilde yıkıyorlar. Hiç öyle mi olur? Öyle bir yıkım mı olur? İnsanların evlerini bulun. Taşıyın, oraya oturtturun. Ondan sonra yıkın. Şu kalabalıkta bunlar olur mu? Bakın. Emniyet var. Orada iş binalar var. Resmi daireler var. Kimse önlem almıyor. Hadi burada patlama olaydı. Ne olurdu bu emniyet? Ne olurdu bu insanlar? Bu Allah kaçağını yeni kestiriyor. Böyle bir şey yok. Yazık. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyoruz. Çağdaş memleketler seviyesine gireceğiz diyoruz. Şu hale bakın arkadaşlar. Böyle bir yıkım mı olur? Geride miyiz biz? Gerizekalı mıyız? Yazık. Bir dakika dur. Üzülüyorum. Buradaki gazetede daima şunu söylüyorlar. Esnaf mağdur olmadı diyorlar. Esnafı mağdur etti. Buradaki esnaf algısını veriyor, vergisini veriyor. Gazeteye ilan veriyorlar. Diyorlar ki esnaf mağdur olmadı. Neyi mağdur olmadı? Ben bu devlete vergi veren mükellefim ben. Gelip de bir esnafa hiçbir devlet yetkililerle hiçbir yazık. 5 metre arayla 1 milyar 400 alıyor. 1 milyar 400'e 5 metre arada var. 600 milyon alıyor. Olur mu öyle bir şey ya? Ben bu devlete vergi veren bir esnafım ben. Hangi esnafa gelmiş de bir devlet yetkilisi gelip de mağdur olmamış desinler. Hep mağdur etkilisi. AK Parti'ye yemin ederim oy veremiyoruz. Tünellemiz oy veriyor. Hacı Bayrak kitapçılara yer verildi. İsmet Paşa'daki esnaflar gavur mu? Hepsi Müslüman buradaki esnafların. Hiç kimse gelip de burada bir tane devlet yetkilisi İsyan olsun Melik Gökçe. Esnafa hiç mağdur etti hepsini.